Merhaba arkadaşlar, Hardware Plus'a hoş geldiniz. Ersin ben. Yanımda Fatih var. Fatih hepiniz tanıyorsunuz. Merhabalar. Fatih bir süre bizimle birlikte çalıştı. Şu an birlikte değiliz Fatih'le. Evet. Fatih'in başka bir işi var. Ama bu arada Fatih kendisine gitti bir tane Huawei P9 aldı. Evet. Ve bildiğim kadarıyla Huawei P9'dan çok da memnun. Doğru biliyorum değil evet mi? Evet abi. Buraya ilk incelemeye geldiğinde ben Huawei P9'u yani çok beğenmiştim. Bu cihazdan kastediyorsun. Evet. İlk bize incelemeye gelen Huawei'nin gönderdiği cihaz. Daha doğrusu Huawei'nin gönderdiği cihazı. Bunu hatta yanlış hatırlamıyorsam şeydi. Yıldır abi İngiltere'den almıştı. İngiltere'den lansmanda verdikleri cihazdı bu. İlk bunu kullanmaya başladın. Bununla epey bir fotoğraf falan bir şeyler çektin diye hatırlıyorum. Çektim. Benim kendi çektiklerim de var. Ben bisiklet grubuyla şeye gittik abi. Belgrad Ormanı'na gittik. Hı-hı. Orada çok güzel doğa fotoğrafları çektim. Hani tonların ne kadar güzel olduğunu görebilirsiniz gerçekten. Onunla söylediğin fotoğrafları bununla mı çektin? Evet, P9'a çektim. Yok, kendi P9'a. Kendi P9'a. Okey, dur şimdi olayı anlatalım. Nasıl oldu şey olarak? Sen burada P9'la beraber aynı şeyde çıkan ne derler? Jenerasyonda çıkan işte G5, SCD, HTC, On filan hepsini bir şekilde evet, hepsine baktım. Elinden geçti onların. Sonra işte sen kendi mesleğini tekrar geriye döndün. Evet. Ve bir gün konuşurken dedin ki ben P9 aldım. Evet. Nasıl aldın P9'u? P9'u bir akrabam Dubai'ye gidince oradan gönderdi fiyatı. 130 lira civarındaydı. 130? Evet. 1300. Şey pardon 1300, 130. 130 lira. Tamam. Güzel fiyat. Kafaya gittim ya. Ben 130'u güzel fiyat dedim. 130 lira da şeye verince pasaport parasına. Okey tamam. O şekilde biraz. O zaman 1400-1500 lira falan gibi bir şey mal olsan. Akraban o giden Dubai'ye giden akraba ya da arkadaş işte her kimse ondan Fatih sadece bunun fiyatını mı bakmasını istemişti yoksa başka alternatifler var mıydı? Başka alternatifler de gönderecekti ben ama özellikle P9'u istedim abi. Sen özellikle P9 istedin. Yine dedim tamam. Ben diğerlerine de bakayım ama P9'a benim aklım işte kaldı. Ne dedi işte o sana Viyeli orada Viyeli'di galiba evet. Dubai'de. Viyeli çevirdiğim zaman 1300-1350 evet. Liraya geliyor işte 150 liraya civarında bir para var 1500 liraya falan sana evet. Mal oluyor totalde alayım mı diye sordu. Evet. Sen de al dedin öyle mi? Hemen al dedim. Okey rengi sen mi seçtin yoksa o mu şey yaptı? Abi renk bizimki o yaptı. Gri bizimkinin rengi. Benimki de altın sarısı. Altın sarısı. Emin değilim ama bu renk galiba Türkiye'de yok. Ya da işte sadece şeyde var. Bu da şöyle geldi abi. Paralel ithalatta var ya da galiba. Dubai'de bir kutu yapmışlar buna. Neydi? Special Edition diyorlar buna. Ha, öyle mi? Evet. Ve kutunun içinden 13.000 mAh'lik bir de powerbank çıkıyor. Huawei'nin kendi powerbank'i. Ha süper. Böyle bir kutu değil. Daha büyük bir kutu. Daha büyük. Kocaman bir kutu. Süper. Yani şey yapmışlar. Dubai'ye özel bir kampanya evet. Yapmışlar. Süper. Sen 1500 liraya hem P9'u aldın hem de 13.000 mAh'lik bir evet. Powerbank aldın. Almaya kalksan deli para yani. Güzel. Yani şey olmuş. Katmerlinin katmerlisi evet. Bir alışveriş olmuş. Rengi peki memnun musun bu renkten yoksa hani keşke o renk değil de şu renk ya da başka bir renk olsaydı. Valla ben bu rengi çok daha beğeniyorum hani ama işte bir şey de diyemedim ama bu rengimi aldın diye. Okey. Yine memnunum yani. Gördüğüm gibi bir tane şeyle kullanıyorsun. Evet şeffaf kılıf. Bu kılıf da kutunun içinden çıktı. Evet kutunun içinden çıktı. Tamam. Ekran koruyucusu da çıktı. Ama şurada şöyle bir kötü nokta var. Ekran koruyucusu birazcık küçük ekrana göre. Öyle mi? Ben fark etmedim biraz önce baktığım zaman. Nasıl küçük? Belki detaylarda girer yani. Bak abi şu kenarlarda bayağı boşluklar var. İki Xiaomi'nin falan gibi bir şey ya, var. Uygulamayı yani. Tutuyorum mesela sürükleyeceğim yan tarafa. Parmağımla biraz şey yapıyor. Sıkıntı veriyor. Anladım. Garip aslında yani Çinliler evet. Bu tarz konularda dikkatli olurlar detaylar konusunda. Ama kendi yani mesela eminim Huawei biliyorsun birçok farklı markada fason üretim yapan bir şirket. Fason üretimlerinde böyle bir hata yapsa mutlaka geriye döneceğini bildiği için yapmaz. Ama kendi ürününde demek ki şey yapmamış, o yüzünü göstermemiş. Evet. Okey, ne kadar zamandan beri konuştuk? Galiba 2 ay falan oldu değil mi? Oldu. Yanlış hatırlamıyorsun. 2 ay önce falan oldu. Konuştuk seninle çünkü. Nasıl gidiyor 2 aylık kullanımın Fatih? İlk aldığım zamanlarda Spotify olsun, çeşitli oyunlar olsun bir tutarsızlık yapıyordu. Yani şeyler vardı, oyun kendini kapatıyordu, duruyordu falan. Ondan sonra oyunlara güncellemeler geldi. O sorun ortadan kalktı. Anladım. Şu an hiçbir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. O bu şeyden de olabilir. Hani bu işte Android üzerine kendi özel bağ bir kabuk üstünde kendi arayüzünü falan yazıyor ya Huawei. Onunla olan bir uyumsuzluk yüzünden falan da olabilir o. Evet. Hemen geçti güncellemeler. Evet, evet. Zaten tamam. Güncellemeler bir hafta sonra falan geldi peki, hemen. Peki şey miydi? Çok can sıkıcı bir durum. Can sıkıcı bir durum muydu? Sık sık yapmıyordu. Arada sırada yapıyordu sadece. Sen bunu kullanırken, onu satın almadan bunu kullanırken benzer bir şeyle karşılaşmış mıydın? Yok, karşılaşmadım. Karşılaşmamış. O dönemsel bir şeydi o zaman. Şey olabilir. Hani bir güncelleme gelmiştir, orada şey tutarsız olmaya başlamıştır. Şimdi aranız nasıl? Şu an aramız çok iyi. Çok iyi. Bir tek optik imaj sabitleme yok.
kamerasında. O sıkıntı yaratıyor. Hani sabit tutman gerekiyor telefonu. Nefesimi tutuyorum, öyle çekiyorum. Sen bu telefonu şey yaparken, seçerken kamerası önceliğin kamera mıydı? Kamera mı yüzü olarak? Abi şöyle, ben tasarımı ya da daha önce hiç Huawei telefon kullandın mı? Ben daha önce hiç Huawei telefon kullanmadım. Bir kız arkadaşıma şey almıştım ben. Huawei eski modellerden biri. Yani eski model neydi? Tamam. Mate 7. Mate 7 aldım. Tamam. Onu ben mesela beğenmiştim. Sade arayüzü ve hani kamerası da yine güzeldi. Ben de uzun süre Samsung kullanıyordum. Samsung'la bir fotoğraf çektiğimde abi o kadar çok oynama yapıyor ki fotoğraflar. Resmen mahvediyor fotoğrafı bana göre. Oynama dediğin Samsung'un şu renk skalasından evet bahsediyorsun. Tamam, yani kendi o içinde de bir şey yapıyor. Atıyorum, yeşili daha yeşil gösteriyor. Evet. Kırmızıyı daha yeşil gösteriyor. Yani aslında Samsung'un telefonlarda fotoğraf çekildiği zaman uyguladığı renk gamutundan bahsediyorsun evet aslında. Doğru. Yani ondan hepimiz şikayetçiyiz. Ve bir domates fotoğrafı çekiyorsun, elindeki domatesten daha kırmızı çıkıyor evet gibi bazı şeyler var. O benim çok sinir ediyordu. Zaten şöyle bir şey de var biliyorsun o Samsung telefonların kameralarında. Kendi ekranında baktığın zaman başka bir renk paleti görüyorsun. Evet. Bilgisayara attığın zaman bilgisayar ekranında ya da evdeki akıllı televizyonun bambaşka ekranında falan bambaşka bir şey görüyorsun. Samsung'un böyle bir şeyi var. İnsanlar onu öyle seviyorlar diyelim. Sen sevmiyordun öyle mi o ben, şeyi? Ben yok hiç sevmiyordum yani. Bunda şey mi? Ne derler? Gerçek renkler mi? Gerçek renkler. Yani hani bu Leica'nın yani bayağı bir nimetini yiyorsun. Okey. Şey zaten değil değil mi? Attırılmış herhangi bir renk yok falan filan gibi bir hiç şey yok. Yok. Peki şeyden memnun musun? Video performansından video çekiyor musun? Video çok çekmedim ama yine memnunum performansından. Bir işte optik imaj sabitleme olmadığı için hı-hı çok titriyor. Bir orada sıkıntı var o kadar. Sen şimdi seyircilerimizin bir kısmı biliyorlardı seni daha önceden tanıyanlar. Bisiklete binen bir adamsın. Evet. Ve mümkün olduğu kadar bir yerlere giderken bisikletle gidiyorsun. Ve çok daha kolay oluyor. Seni sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla her hafta cumartesi günleri de böyle bir küçük İstanbul turu tarzında falan evet, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Yapıyorum. İşte hava güzel oldukça, herhangi başka bir işin olmadıkça falan. Bu da demek diyor ki aslında fotoğraf çekmek için bir yere fırsat oluyor. Evet. Çünkü kendinizi gördüğüm kadarıyla hep bir dağ bayırı vuruyorsunuz. Evet. İstanbul'un o tarafı, bu tarafı hiç fark etmiyor sizin için. Nasıl şeyler? Şimdi 2 aydır falan kullanıyorsun. Bu da demek diyor ki en az 4 kere 5 kere falan bir yerlere gitmişsindir. Evet. En son Flores sahiline gittim. Bir işte Belgrad Ormanı'na gittiğimde orada çok güzel işte yeşilin tonlarını hı-hı gösteren fotoğraflar var. Bir onları koyarız zaten. Bir de Flores halinde bir tek arkadaşıma nispet olsun diye. O fotoğrafı da bizle paylaşacaksın. Paylaşacağım tabii. Süper tamam. Flores haline gitmiştim en son. Arkadaşıma nispet olsun diye termosumla birlikte çektim bisikletin resmini. Bulutlar da bayağı bir şey ışığı kapatmıştı zaten. Saat 5'e geliyordu. Hı hı. Orada da gerçekten hiç abi kayıp yaratmadan çok güzel fotoğraf çekti. Şeyi seyrettin mi? Bizim Berkin'le daha sonra benim çektiğim bu P9 almamak için seyrettim. 9 neden videosunu Berkin'le birlikte çektim. Seyrettin mi? Evet çok da doğru buluyorum Türkiye fiyatı söz konusu olduğunda. Şimdi senin aldığın fiyat tabii ki. Senin mal ettiğin fiyat yani üzerine herhangi bir yorum yapılabilecek bir fiyat değil. 1500 evet lira gibi bir rakama cep telefonunu ve 12.000 mAh'lik powerbank'i almışsın evet birlikte. Bu fiyata Türkiye'deki insanların da alabilme imkanı olsa o zaman hani Huawei P9'un fiyatı yüksek filan deme şansımız zaten olmayacak evet şey olarak. Ama işte Dubai'de yani Çinli bir marka bu. Çin'de kaç liraya sattığını filan boş ver. Dubai'de bile bu şartlarda satabiliyorken Türkiye'ye gelirken fiyattan vazgeçtik hani fiyatı aşağı çekmeyi bırak. Yanına işte o special pack paketi koyup 12.000 mAh'lik pili bile evet vermiyor. İşte rakamı da 2000 küsür liralara, 2300 liralara, 2400 liralara dayayınca senin aldığında 1000 liraya yakın 900 lira şey var, fiyat evet farkı var şu anda. 900 lira da bugün Türkiye'de bir cep telefonu parasına geliyor neredeyse. Bir de şöyle bir güzellik söyleyeyim. Bunun şimdi girişi Type-C. Hı hı. Yani Türkçe konuşalım, Type-C diyelim hani. Hı hı. Onun dönüştürücüsü çıkıyor içinden, micro USB'ye. O paketin içinden evet çıkıyor. O da güzelmiş. Normalinden çıkıyor mu bilmiyorum. Bu kutuya ben bakmadım da. Ben bu kutuya baktım ama bu kutudan öyle bir şey çıktığını hatırlamıyorum. Yani yalan da söylemek istemiyorum. Çünkü bunu ilk Yıldıver Londra'da açtığı için sonrasında içinden neler çıktı neler çıkmadı çok emin değilim. Ama sonuçta çıkıyorsa güzel bir şey bu. Evet. En azından şöyle bir şey var işte. 1-2 yıla kalmaz Type-C gibi şey farklı farklı cihazlarda da daha hızlı göreceğimiz için sırf bunda değil birçok yerde kullanma şansı veren bir aparat. Telefonla ilgili bize neler söyleyeceksin? Yani mesela atıyorum çevrendeki insanlar Huawei'yi biliyorlar mı marka olarak? Biliyorlar ve P9'da çok merak ediyorlardı. Öyle mi? Hatta süper
iPhone'dan P9'a geçmeyi düşünen bir arkadaşım da var. iPhone evet. Kaç kullanıyor? 5 kullanıcısı. Gerçi bana soracak olursan iPhone'dan nerede dönerse dönsün şeyidir. Yani hani kârdadır. Ama hani 5 ile bunun arasında evet bu daha iyi. Yani şey ya zaten bir de şöyle 5 aslında iPhone'un kötü modellerinden bir tanesi. Yani evet. 7 gibi gereksiz modellerden bir tanesi 5'ti. Hiçbir doğru düzgün şeyin olmadı. İnovasyonun olmadı. Her neyse boşver şimdi. iPhone'dan bahsedelim. Biz P9'a şey dönelim. Bununla çektiğim fotoğrafları gören insanlar arasında neyle çektin, nasıl çektin falan diye soranlar oluyor mu? Birkaçını gösterdim. Zaten hayran kaldılar telefona. Hı-hı. Kardeşimle bir ara gittik. İşte bir mangal falan yapalım dedik ailece. Güzel. Hemen benim telefonu kaptı zaten. O fotoğraf çekmek için koşturdu ortalığı. Orada da çektiniz. Evet, onda da S5 var. Samsung S5. Genel anlamda fotoğraf kalitesinden başka dikkatini çeken özellikleri ne? Parmak izi yani okuyucusu çok güzel. Sana şeyi sormak lazım aslında. Alma kararını verirken P9'un hangi özellikleri seni motive etti? Özellikle şuna baktım. Kamerası, Android arayüzünün çok sade oluşu ve pil tüketimi. Pil tüketimi. Okay. Ben sürekli powerbank taşıyan bir insandım normalde. Abi uzun süre bisiklet sürüşü yapıyorum ve navigasyon açık. Gece 12'de 1'de şarja takıyorum telefonu. Yani kamera, şimdi alırken 3 kıstasım vardı. Kamera, Android arayüzü ve pil süresiydi. Şimdi kameradan ne kadar memnun olduğunu bize anlattın evet. Zaten biliyoruz. Pil de seni tatmin edecek evet. Kadar iyi gidiyor. Şeyle aran nasıl, arayüzle aran nasıl, herhangi bir sorun yaşıyor musun? Çok güzel. Güzel. Ya Berkin abi şeyi sevmiyor mesela, o bütün uygulamalar yeri yok. Hı hı. Klasörlemek zorundasınız hani. O da benim canımı sıkan bir şey değil açıkçası yani. Peki şey nedir? Aldıktan sonra fark ettiğin artıları ve eksileri, yani biliyorsun bir cihazı alırken ne kadar araştırma yaparsak yapalım, cihazı alıp kullanmaya başladıktan sonra ha şu da varmış, bu da çok iyi değilmiş ya da düşündüğümden daha iyiymiş filan dediğimiz noktalar olur ya. Aldıktan sonra fark ettiğin bir şeyler var mı? Valla ben bir hızlı şarj olduğunu tahmin ediyordum. O yokmuş. Bir tek o hani ben de birazcık yani hayal kırıklığı da değil, yine sonuçta hızlı doluyor şarjı, onda bir sıkıntı yok. Ben şeyi bilmiyorum, Huawei'nin geliştirdiği bir hızlı şarj teknolojisi olup olmadığını bilmiyorum açıkçası, ama olsaydı duyardım galiba, duymadım hiç. Yok galiba ben de baktım. Yani işlemciden yani evet. Kendi işlemcisi olduğu için o işlemciye yönelik özel bir hızlı şarj teknolojisi yok diye biliyorum. Ama olursa da zaten ilk kullanacağı modellerden birisinin P tabii. Serisi olması lazım. Şimdi evet. P10'u da biliyorsun dün şey oldu, ilk fotoğrafları filan. Ortalığa saçılmaya başlandı. Başka ne var hızlı şarjdan başka eksik olarak bulduğun? Abi eksik olarak bulduğum hiçbir şey yok. Yok. Süper. Bir şu söylenebilir yani ekran şu 1.5D diyorlardı galiba ona. O şekilde birazcık eğimli olduğu için belki hani sıkıntı yaratabilir çizilme konusunda. Kendini peki doğal bir şey, olarak bir koruması yok çünkü. Bir şey soracağım sana. Bunu 1500 liraya Dubai'den getirmiyor olsaydın Türkiye'deki fiyatı verip satın almayı düşünür müydün? Yok, almazdım. Ha, almazdım. Okey. Şey yapar mıydın mesela Türkiye'den daha ucuza, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sen de şu anda aslında paralel ithalatın bir başka türlüsünü yaptın. Evet. Sen satmak için değil, kendin için getirdin ya. Senin cihazın da paralel ithalat bir ürün. Türkiye'de satılanlar da, o daha uygun fiyat satılanlar da paralel ithalat. Marjın neydi mesela? Kaça kadar çıksaydı alacaktın? Benim maksimum ücretim buydu zaten. Ha buydu. Evet. Okey. Yani maksimum şeydi. Sana toplam bu. Paket, kaydedilmesi falan filan hepsi dahil 1500 evet. Liraya gelmesi lazımdı. Öyle mi? Anladım. Okey. Peki maksimum buydu. Minimum neydi? Minimum da 1000 lira seviyesinde yine bakıyordum. Onu bulamayacağını tahmin edebiliyordun evet. Büyük bir ihtimal. Yani o fiyatı evveldi. P9 gibi bir cihazı Türkiye'ye aynen getirmek çok şey olmayacaktır. Mümkün olmayacaktır. En azından bugünün şeyinde çok mümkün olmayacaktır. Bir de şöyle bir şey var. Sen 2 ay önce getirdiğin zamanki dolar kuruyla bugünkü kuru arasında da yani mesela tabii, şu anda bunu 1300 liraya işte ortalama geldi diyorsun Dubai'deki fiyatı. Eğer Dubai'de fiyatlarda aşağı doğru bir düşüş olmadıysa ki yılbaşına doğru geldiğimiz için olabilme ihtimali var bunun. Şu anda getirecek olan arkadaşlar bunu muhtemelen 1300 liraya getiremeyecekler. Yok ya getiremeyecekler. Çünkü dolar çok arttı. Yani sırf bir ay içerisinde %10'a yakın arttı dolar zaten. Ya dolar arttı da belki orada şeyden dolayı hani riyal sonuçta çok değersiz ülkemize göre. Belki oradan ama en nihayetinde bir şey bunun olabilir. Çin'deki fabrikadan çıkış fiyatı dolarla. Ve kampanya yaparlarsa. Ya kampanya falan yaparlarsa. Valla bana o fiyatı şu an Dubai'de bulunmaz gibi geliyor ama çok da önemli değil. Kaç kişi daha senin gibi Dubai'de her gidecek bir tane yani. Şey akraba bulacaktı, o da getirecekti falan. Aynen. Cihazla ilgili özellikle şey ne derler bizim seyircilere söylemek istediğim bir şeyler var mı? Şöyle parmak izi okuyucusu muhteşem çalışıyor. Gerçekten tamam. Elime aldığım gibi zaten direkt parmak oturuyor arkadaki tarafına. Hı-hı.
şundan bahsediyorsun, şuradan bahsediyor evet. Fatih arkadaşlar. Hemen oturuyor ve anında açılıyor. Yani zaten sürekli bir okutmanı istiyor ilk başta. O sürekli okutması sayesinde sen ne şekilde koyarsan koy, her halükarda algılıyor. Ters tut, yan tut, hiç fark etmiyor. Sen aynı zamanda müzik dinleyen bir adamsın. Evet. Devam ediyorsundur diye tahmin ediyorum müzik dinlemeye. Müzik performansını nasıl buluyorsun? Yani ses kalitesi nasıl? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben işte Samsung'un daha eski modellerinde, S serisinde çok yukarıya çıkamıyordu kaliteli bir kulaklık kullandığınızda. Hı hı. Bunda hiç öyle bir sıkıntı yok. Zaten gayet biraz önce gördüm. Sen kendi kutusundan çıkan kulaklığı değil, bir tane Sony kulaklığı kullanıyorsun gördüğüm kadarıyla. Evet. Onu burada daha önce birlikte çalışırken de kullanıyor muydun? Kullanıyordum. Öyle mi? Şey, iyi bir kulaklık mı o? Evet, güzel bir kulaklık. Okay. Yani şey, tabii kulaklık piyasası çok yüksek ya. Çok alt seviyeye bile kalır ama gayet şey kaliteli mi? Neden? Duyduğu sesten memnun musun şu anda? Memnunum. Süper, gayet çok memnunum. Güzel. Kendi içinden çıkan kulaklık da çok güzel. Onda da bir sıkıntı yok yani. Şey için, kulak içi olandan bahsediyorsun. Anladım. Peki mesela sence, şimdi bu videoyu seyreden arkadaşlardan eminim, P9 ile ilgili kafasında bazı soru işaretleri olanlar varsa senin bu söylediklerin o soru işaretlerinin bir kısmını alıp götürmüştür diye tahmin ediyorum. Mesela alacak olanlar işte paralelden falan alacaklarsa mesela kaç TL'ye kadar bulunuyor şu anda piyasada? Hiç baktın mı cihaz? Yanlış hatırlamıyorsam 2000 liraya kadar bir düşüyordu. Onun altında pek görmedim. Anladım. 2000 lira civarında falan şu an bulunuyor. Peki mesela 2000 liraya Huawei P9 alacak olan adama sence Huawei P9'u 2000 liraya al mı demek lazım? Yoksa 2000 liraya git başka bir şey mi al mı demek lazım? Paralel ithaletten yine bence daha iyiler bulunabilir. Ha, 2000 liranın bile hala şey olduğunu, yüksek olduğunu düşünüyorsun öyle mi? Biz seninle niye bu konuda bu kadar aynı düşünüyoruz şey olarak? Yani hani o videoda da ben 3 aşağı 5 yukarı buna benzer bir şeyler söylemiştim ya. Bence bu cihazı Türkiye'de 2000 lira gibi bir fiyatla çıkarmış olsaydılar çok iyi olacaktı çıkış fiyatı olarak. Çünkü daha üst seviyeler var yani o fiyatta. Ve işte 2000 liradan da çıkarttıkları günden bu yana aşağı doğru azıcık bir şey gelmiş olması gerekecekti filan. Dün Huawei bir basın açıklaması yayınladı. Kaç milyon dedi? 7 milyon mu? Dünya çapında satışına. Bizim web sitesinde var. Şeyi sormak lazım. Sarp'la Mert'e sormak lazım. Bizim web sitesinde de onunla biri var. Huawei dün bir basın bülteni yayınladı P9 satışları ile ilgili. Bizim web sitesinde de var. Hatta şu anda biraz önce baktım. Şeyde ana slider'da dönüyor. Kaç milyonsa? 7 milyon, 8 milyon satmış dünya çapında. Doğru mu hatırlıyorum 8 milyona? 9, okey. Dün arkadaşlar Huawei global bir basın açıklaması yaptı. Tüm dünya çapında P9'un satışı, tek başına P9'un ulaştığı satış rakamı 9 milyon üniteye şu ana kadar. Bunun tabii ki yüzde kaçının Türkiye'de satıldığını bilmiyoruz. Ama hani benim işte Vodafone'daki falan filan bir iki arkadaştan öğrendiğim kadarıyla aslında Türkiye satışı hiç de bekledikleri gibi değil. Ve ellerinde çok feci bir şekilde P9 stoğu kalmış durumda. Türkiye'den bu gelen cihazları bir başka ülkeye ihraç etmek gibi bir şansları da yok. Sadece Huawei'nin değil, hiçbir markanın böyle bir şansı yok. O yüzden ister istemez kampanya yapacaklar, tüketecekler. Şey yapıyormuş gibiyim aslında, farkında mısın? Almayın, fiyat daha düşecek falan diyormuşum gibi. Abi şöyle de bir şey var, marka algısı çok yüksek Türkiye'de. Kullananlar nezdinde marka algısı çok yüksek. Yani şeyi var, bağımlısı, seven insanları var. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Huawei markasını hiç bilmeyen insanlar da var. Bunu da kabul etmek lazım. Yani, şeyin bile farkında olmayanlar, Galatasaraylı olup maça giden, Lig TV sahibi olup maç seyreden falan adamlardan geçen yıl forma sponsoruydu Galatasaray dediğin zaman ha öyle miydi diyenler bile var. Yani hani aynen. O yüzden marka algısı evet Huawei kullananlar arasında herkes çok seviyor Huawei'yi gördüğüm kadarıyla. Evet. Ama işte o rakam hani Türkiye'de iyi bir satış ya, P9'da mahvettiler o şeyi. Ulaşmak için şey değil, iyi değil. Bir de tabii şöyle bir şey de var Fatih. Huawei, Türkiye'deki benim gördüğüm kadarıyla Huawei telefon kullananların hepsi daha ekonomik fiyatlarla Huawei telefon almaya alışkın olan insanlar. Evet. Yani adam şimdi ilk Huawei'ni atıyorum. Bugünün fiyatlarıyla 800-900 liraya almış. Sonra 1300 liraya falan bir başka Huawei daha almış. Kullanmış zamanında. Hani bugünü uyarlıyorum fiyatları. Şimdi yeni bir Huawei 2400 görünce hop diyor bir. Evet. Niye diyor? Biz bunu ucuz ve kaliteli bir marka olarak biliyorduk. Ne zaman pahalı bir marka oldu filan diyor. Burada çalışırken de insanlar telefon soruyorlardı sürekli. Ben de diyordum ki hani işte şu Huawei modeline bakabilirsin. Bu ucuz ve yani özellikleri güzel. Hı hı. Ama hani Huawei mi yapıyorlar yani biraz.
düzelmesi lazım bunu hızla. Evet. Yani şu an yaptığı bu satış politikasını, pazarlama politikasını tekrar gözden geçiriyor Türkiye'deki. Türkiye'de doğru düzgün bir marka olabilmek için elini çabuk tutması lazım. Çünkü aynen, gördüğümüz kadarıyla Huawei'de en az Samsung kadar çok model piyasaya çıkartabilecek şeye sahip, kapasiteye sahip. En azından adamlar kendi markalarıyla ya da no name bir yarım markaya sürekli üretim yapıyorlar. Ve dünyanın en büyük cep telefonu üretebilecek fabrikalarından bir iki tanesine evet, sahip. İlk üçte yanlış bilmiyorsam, dünyanın en büyük cep telefonu üreticileri arasında ilk üçte, adetsel olarak baktığımız zaman ilk üçte şeydi. Ben biraz bu marka algısının şuradan geldiğini düşünüyorum. Şimdi benim babamın bir bayiliği var, şimdi şey yapmak istemiyorum, marka vermeyeyim. Hani cep telefonu satıyordu. Okey, tamam. Orada mesela Huawei her zaman için bu iPhone çakmalarını falan yapıyordu. iPhone 3 ilk çıktığı zamanlar. Onları yapıyordu. İşte ne bileyim, çakma diğer benzerlerini. Evet, benzerleri diyelim. Çakma değil, benzerleri. Evet. Tamam. O benzerlerini yapıyordu. Biraz daha böyle çok düşük, hani kullanat telefonlar mesela. Turistler geldiği zaman onlara verilecek telefonlar. Onlardan yapıyordu Huawei. Biraz da belki Türkiye'de o yüzden şey yoktu. Hani rağbet pek görmedi sonrasında. Kendini geliştirse de her ne kadar. Orada bir marka algısı oturdu kötü diye. Ya Türkiye'de eğer düzgün fiyatlandırma ve düzgün tanıtım yapabilirse her markanın bir şansı var. Çünkü Türkiye çok büyük bir pazar. Ve Türkiye'de aslında hani biz de hep burada konuşuyoruz. Seninle de defalarca konuşmuşuzdur. İşte iPhone'la ve HTC'ler falan 3000 liralık telefonları konuşsak da aslında giriş seviyesinin üstü ve orta seviyenin altındaki band en çok satılan cep evet, telefonu bandı. Çünkü en nihayetinde bu ülkenin çoğu da şey değil, zengin değil. Yani orta sınıfın altında. Orta sınıfın altında para kazanan insanlar doğal olarak orta sınıfın altındaki telefonları alacaklar. Huawei o anlamda iyi cihazlara sahip bir. Dünyanın neresi olursa olsun zaten sürekli o segment satıyor en çok. Aynen öyle. Marka. AMD'de zaten şirketin batmasını o şekilde kurtardı. Ama tabii burada şöyle bir şey var. Şimdi mesela bunu 2400 hızlı, bunun Lite diye bir modeli bir yerlerinden fışkırtıp 1300 liraya sattığın zaman o da olmuyor yani. Bu sefer o zaman kendi aynen içindeki öyle, yaratmaya çalıştığın P9 markasına baltayla saldırıyor oluyorsun. Öyle hataları yapmıyor olmaları lazım. Öğrenirler. Şu an Huawei Türkiye'yi yöneten arkadaşlar bu işi beceremiyorsa onlardan sonra onların yerine çalışmaya başlayacak olan arkadaşlar bu işi becerir, şey yaparlar, altından kalkarlar. Biz de inşallah P10'u elimize aldığımız zaman Huawei Türkiye'de bazı değişiklikler olacak da o yüzden söylüyorum bunu. Hatta olmuş bile olabilir belki. Herkes ayrısı olur yani. Biz de P10'u elimize aldığımız zaman şey oluruz. Daha mutlu mesut oluruz. Yani hem teknoloji editörü olarak daha mutlu mesut oluruz, hem son kullanıcı olarak daha mutlu mesut oluruz. Söylemek istediğin başka bir şey var mı cihazla ilgili? Valla başka bir şey yok abi. Alın diyorsun. Bu fiyata bulursanız alın tabii. Ha, 1500 liraya bulursanız evet, alın diyorsun. Biz onu çoktan söyledik Berkin'le. 1900'ün altına her fiyatta bulursanız alın dedik. Yani bizim maaş senden daha yukarıdaydı. Ama arkadaşlar gerçekten 1500 lira için şey bir telefon, iyi bir telefon. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Başka bir şey yok abi. Tamam. Fatih'e bize katıldığı için çok teşekkürler arkadaşlar. İnşallah yakın zamanda kendisini başka videolarımıza da konuk ediyor oluruz. Bu arada unutmayın lütfen. Sizin aranızdan da böyle birlikte video çekeceğimiz arkadaşlar ve kapımız her zaman açık. Zaten takip ediyorsunuz, son zamanlarda bu tarz videolara yer vermeye çalışıyoruz. Lütfen kafanızdaki herhangi bir video fikri olursa bizimle kontak kurmaya şey yapmayın, çekinmeyin. Bu konsepti de beğeniyorsunuz, videomuzu lütfen beğenin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.